Ünlü şarkıcı Metin Şentürk aracını tamire götürdü ama iddiaya göre sorun çözülmediği gibi bir de ustayla aralarında tartışma çıktı. Hakarete uğradım diyen Şentürk soluğu savcılıkta aldı. Aşkı sana anlatamam, yaşatırım gelirsen. Bir tamir söz konusuydu, arabamızın tamir edilmesi için. Lüks aracını tamire götürdü ama dert sahibi oldu. Ünlü şarkıcı Metin Şentürk ustadan gelen mesajları görünce soluğu savcılıkta aldı. Çok bilen çok yanılır, bilseydim aldanmazdım. Evet değerli seyirciler, gün geçmiyor ki kahramanımızın başına yeni bir şey gelmesin. Ne kavgam bitti ne sevdam, ömür geçer gönül geçmez. Ünlü şarkıcı Metin Şentürk lüks aracını geçtiğimiz ay Maslak Oto Sanayi'de bir tamirciye götürdü. Araç yaklaşık 20 gün boyunca tamircide kaldı. Metin Şentürk arabayı geri aldığında büyük bir şok yaşadı. Arabamızın şikayetlerinin giderilmediğini gördük. Şentürk hemen tamirciyi aradı. Gönderdiğimiz parayı geri istedik. Paramız geri geldi. Ama asıl sorun ondan sonra başladı. İddiaya göre tamirci parayı iade ettikten bir gün sonra Metin Şentürk'ü aradı ve aracı tekrar tamir edeceğini söyledi. Gönderdiği parayı geri istedi. Metin Şentürk bu teklifi geri çevirdi. Bana sen lazımsın, bana sen lazımsın. Sonra nasıl bir şeytan girdiyse kafalarına benim şoförümü arayarak taciz etmişler. İddiaya göre tamirci Metin Şentürk'ü dolandırıcılıkla suçladı. O suçlama bardağı taşıran son damla oldu. Dolandırıcılık, dolandırıcılık gibi çirkin kelimeler kullanınca densizlerin densizliği yanına kalmasın diye böyle bir yargıya taşıdık süreci. Şimdi Metin Şentürk'ün tamirciyle arasındaki anlaşmazlıkta son sözü yargı söyleyecek. Ben tabii ki bunları çok önemseyecek, bunlarla vakit harcayacak biri değilim ama bir yandan da insan istiyor ki ya bu hadsizler de haddini bilsin.